Evet gençler, merhabalar tekrar. Şimdi hücrenin ikinci kısmından, hücre zarından devam ediyoruz. İlk olarak hücre zarını bir tanıyalım. Hangi özelliklere sahipmiş, yapısı nasılmış, onun hakkında konuşalım arkadaşlar. Hücre zarının farklılaşmasını konuşalım ve bu kısmı tamamlayalım. Hücre zarı dediğimiz yapı her hücre tipinde var dedik hücre zarı. İster prokaryot olsun, ister ökaryot olsun hepsinde vardır arkadaşlar hücre zarımız. Hücre zarımız ne yapıyor? Hücre zarımız dış ortamda arkadaşlar sitoplazmayı şöyle yapalım. Önce şuraya gelelim. Hücre zarımız dış ortamda arkadaşlar sitoplazmayı birbirinden ayırıyor. Yani hücreye şekil veriyor ve dış etkilere karşı koruyor diyebiliriz. Hücre zarı arkadaşlar canlıdır. Esnek yapıdadır. Bunlar da yine önemli özellikleridir. Sitoplazmanın dağılmasını engelleyecektir. İçindeki organellerin dağılmasını engelleyecektir hücre zarı gençler. En önemli özelliği madde alışverişlerinde görev alacaktır. Hücrenin içine kim girecek, kim çıkacak arkadaşlar? Bunların denetlenmesini hücre zarı yapar. Bir nevi gümrük kapısı gibi düşünebilirsin. Öyle her önüne gelen hücre içine giremez arkadaşlar. Ya da dışına çıkamaz. Kim belirleyecek dedik? Hücre zarındaki bazı yapılar belirleyecek bunu. Bu özelliğe de biz özel isim veriyoruz. Seçici geçirgen zar özelliğidir bu. Seçerek hücre içine alıyoruz ya da hücre dışına atıyoruz diyeceğiz. Hücre zarı yine hücreye şekil kazandıracaktır arkadaşlar. Başka ne özelliği var? Hücre zarı çift katlı fosfolipid tabakasından meydana gelecek. İki tane fosfolipid tabakası üst üste geliyor arkadaşlar ve çift katlı bir yapıyla ana omurga, hücre zarının ana omurgası oluşuyor diyelim. Hücre zarının yapısında bizim organik bileşiklerimizden üçü de var. Karbonhidrat, yağ ve proteinden meydana gelecektir hücre zarımız. En fazla protein var. %55 oranında civarında olacak. Daha sonra arkadaşlar ikinci sırada yağlar olacak. O da işte %50'ye yakın. Karbonhidratlar ise üçüncü sırada olacak. %3 civarında falan olacak arkadaşlar. Çok düşük bir miktarda hücre zarında karbonhidratlarda bulunacaktır diyeceğiz. En fazla kim bulunur derse proteinler diyelim. Zaten yapıya katılma oranı en fazla proteinlerin olduğu için bu tarz yapıya katılma soruları geldiğinde her zaman en fazla proteindir diyebilirsiniz. Hücre zarımız daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi akıcı mozaik zar modeline sahip. Çünkü yağların içerisinde proteinler hareket ediyor. Yağ tabakası da hareket ediyor arkadaşlar. O yüzden akıcı bir yapıya sahiptir. Zarı mikroskopta incelediğinizde de mozaik gibi fosfatları görürsünüz. O yüzden akıcı mozaik zar modeline sahiptir demişiz arkadaşlar. Bu da yine bir önemli özellik. Hücre zarının yapısı bütün hücrelerde baktığınızda hemen hemen aynıdır. Fakat istisna olarak hayvan hücrelerinin hücre zarında arkadaşlar kolesterol dediğimiz bir yapı vardır. Özel bir steroid çeşidiydi bu hatırlıyorsanız. Bu bulunuyor. Bu da hücre zarına ekstradan dayanıklılık, esneklik sağlıyor hayvan hücreleri için arkadaşlar. Devam. Proteinler var demiştim hücre zarında. Bunlar arkadaşlar bütün hücre zarının fosfolipid tabakasının boyunca bulunuyorlar ve bu proteinler hareket edebiliyorlar. Madde alışverişlerinde geçit görevi görebiliyorlar diyeceğiz. İşte bu geçit görevi gören o proteinlere özel isim veriyoruz. Por adını veriyoruz. Madde giriş çıkışını sağlayan açıklıklar, geçitler pordur, protein yapıldır diyebiliriz. Yine hücre zarını taşıyıcı protein ve enzimler var. Madde alışverişleri kısmında göreceğiz. Bunlar moleküller kendilerine bağlayıp hücre içine alıyorlar. Taşıyıcı enzim ve taşıyıcı proteinler de yine hücre zarında varmış arkadaşlar. Bazı proteinlerimiz bizim hücre zarında reseptör görevi olarak kullanılabiliyorlar. Reseptör olarak görev alabiliyorlar. Mesela hormonları tanıyan proteinler bunlar arkadaşlar. Hormonların içeri girip girmeyeceğine karar verebiliyorlar. Reseptörler almaçlardı. Eğer ki arkadaşlar hormon bu reseptörü bağlanabiliyorsa, bu reseptörü uyarıyorsa artık hücreyi de uyarmış olacaktır diyeceğiz. Hücre zarımızın arkadaşlar farklılaşmasıyla özel yapılar meydana geliyor. Mesela tek hücrelilerde hücre zarı farklılaşmasıyla siller meydana gelebilir. Hareketi sağlayabilir siller. Ya da bizim mesela boğazımızda arkadaşlar gırtlak bölümümüzde silli epitel hücreler vardır böyle. Sürekli kıpır kıpırdır onlar.
ağızdan ya da burundan gelen tozlar, mikroorganizmalar vesaireler boğaza gittiğinde arkadaşlar gırtlak bölgesindeki bu siler onları geriye doğru itiyor. Bu şekilde biz öksürme ile ne yapıyoruz? Atıkları dışarı atabiliyoruz. Ya da arkadaşlar dişilerde yumurtalık kısmında, daha doğrusu dişi üreme organında diyeyim daha doğru olur. Dişi üreme organında bir kanal var, fallopi tüpleri. Bu tüpler arkadaşlar sinirli epitellerden meydana geliyorlar. Yumurta buraya atıldığında, yumurta hareketsizliği, yumurtayı rahme doğru itiyorlar gibi gibi. Başka kamçılarımız var arkadaşlar. Bunlar da yine mesela öglena kamçılıdır. Tek hücrelilerde hareketi sağlayan bir yapıdır diyeceğiz. Mikrovilluslar var. Mikrovilluslar da bizim böbreklerimizde ve bağırsaklarımızda mesela bulunuyorlar. Bunlar emilim yüzeyini arttıran sitoplazmik uzantılardır. Hücre zarı uzantılarıdır arkadaşlar. Dediğim gibi emilim yüzeyini arttırıyorlar diyelim. Pinositik cep yine hücre zarı farklılaşmalarından bir tanedir. Pinositik cep de arkadaşlar hücre zarı böyle içeriye doğru cep oluşturur. Hücre içine alınacak olan büyük sıvı molekül bu cebe dolar ve bu şekilde biz hücrenin içine onu alabiliriz. Mezozom yine hücre zarı farklılaşmasında prokaryotlarda görülen bir yapı. Mitokondri enerji üretiminde görev alan bir organeldi arkadaşlar. Mezozom da aslında oksijen solunumu yapıldığı bir zar uzantısıdır. Prokaryotlarda zarlı organeller yoktu ya, mitokondri olmayacak o zaman. Onlar da kendileri için özel bir yapı oluşturmuşlar. Mezozom, mezozom sayesinde oksijen solunumunda gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Diğer ünitelerde anlatacağız zaten. Tirokoid zar yine hücre zarı farklılaşmalarındandır arkadaşlar. Tirokoid zarlar da fotosentez tepkimelerinde kullanılan ETS elemanlarının olduğu zarlardır deyip bırakıyorum. Son olarak yalancı ayaklar da yine hücre zarı farklılaşmasındandır. O da harekette görev alır. Mesela amip arkadaşlar ya da bizim akyol hücrelerimiz, bunlar yalancı ayak bulunduruyorlar diyebiliriz. Evet, bu bir hücre zarı modeli gençler. Gördüğümüz gibi hücre zarı, şöyle bir hücremiz olsun. Hücre zarından bir kesit almışım, buraya aktarmışım. Bakın şu sarıyla ifade ettiğimiz kısımlar, şunlar arkadaşlar fosfolipid tabakası. Zaten yazmış bak. Bu benim, bakın, birinci yağ tabakam, bu da ikinci yağ tabakam arkadaşlar. Bunu şuraya çektiğimde şöyle bir yapıya sahip. Bunlar fosfat başlar arkadaşlar. Şunlar ise yağ asidi kuyrukları. Hatırlıyorsanız fosfolipidin içerisinde 2 yağ asidi, 1 gliserol, bir de arkadaşlar fosfat grubu vardı. Bakın fosfat gruplarını görüyorsunuz. Bunlar da yağ asitlerinin kuyrukları arkadaşlar. Yağ asidi kuyrukları suyu sevmezler. O yüzden hidrofobiktirler diyoruz. Suya geçirgen değillerdir. Fosfat başları ise suyu severler, suya geçirgenlerdir. Bunlara da hidrolitik ismini verebiliriz arkadaşlar. Fosfolipid tabakası çift katlı demiştik. Bunun içerisinde gömülü bakın proteinler var. Burada por dediğimiz kanal proteinleri var. Madde giriş çıkışını bunlar sağlayacak. Mesela burası hücre içi olsun, sitoplazma, burası da hücre dışı olsun. Bakın maddelerin giriş çıkışını buradan yapabiliyoruz. Protein yapıldır bunlar. Onun dışında bakın direkt proteinler direkt fosfolipid tabakasına gömülü halde bulunabiliyorlar. Bazen arkadaşlar bakın karbonhidratlardan glikozu vermiş. Glikozlar direkt olarak yağ tabakasına gömülebilir. Veya arkadaşlar bu glikozlar direkt proteinlerin üzerine de yerleşebilirler. Eğer ki bu karbonhidrat dediğim glikozum benim bir proteinin üzerine yerleştiyse, bununla da arkadaşlar bak glikoz ve proteinin birleşmesiyle oluşan glikoproteindir. Eğer ki benim glikozum direkt olarak yağın üzerine yerleştiyse, burada da olduğu gibi, bakın glikolipid, lipid yağıydı, gliko da glikozun kısaltılmışı, bu ismi alacaktır diyeceğiz. Proteinler direkt olarak yağların içerisine gömüldüyse mesela bunlara da lipoprotein ismini verebiliyoruz gençler. Burada da yine proteinleri göstermiş. Dikkat etmen gereken yer şurası. Kolesterol bakın yeşille göstermiş. Her hücrede yoktu. Her hücre zarında yoktu. Sadece hayvan hücrelerinin zarında kolesterol bulunacaktır. Ben incelediğimde hücre zarında kolesterol molekülü görüyorsam direkt olarak bunun hayvan hücresi olduğunun tespitini yapabiliyorum arkadaşlar.
Evet, hücre zarımızın modeli akıcı zar, mozaik zar modeliydi. Bu da arkadaşlar görselde olduğu gibidir diyelim. Şimdi bu glikoprotein, glikolipid, lipoprotein gibi moleküllerin arkadaşlar görevleri neler? Bir de ondan bahsedelim. Öncelikli olarak eskiden bunların tek tek görevlerini açardık biz. Glikoproteinin şu görevi var, glikolipidin bu görevi var, lipoproteinlerin bu görevi var diye. Artık gösterme bunu istemiyor bizden, MEP istemiyor. Diyor ki üçünü birlikte, ki lipoproteinleri saymıyor bile, üçünü birlikte genel özellikleri bilin, benim için yeterlidir diyor. Ya da sorular direkt glikoprotein üzerinden de gelebilir, hiç fark etmez. Burada bahsedeceğimiz özelliklerin hepsini glikoproteinler yapıyormuş gibi farz edebiliriz arkadaşlar. Şimdi glikoproteinler neydi? Proteinlerin, hücre üzerindeki proteinlerin üzerindeki glikozların birleşmesiyle olan yapılardı arkadaşlar. Bunlar önemli moleküllerdir. Bunlar hücreye özgünlük sağlıyorlar. Her hücrede sayısı arkadaşlar fazla farklıdır bunların. Dizilişleri farklıdır bunların. Bu yüzden de hücreye özgünlük veriler diyoruz. Benim deri hücremle karaciğer hücremdeki glikoprotein sayısı farklıdır mesela. Dizilimi farklıdır mesela. O yüzden dediğim gibi hücreye özgünlük sağlayacaktır diyeceğiz. Ne görevi var? Hücrelerin birbirini tanımasında görev alacak. Hücrelerin birbirleriyle haberleşmesinde yine görev alacaktır arkadaşlar. Hatta bunlar bölünmeler sırasında glikoproteinler komşu hücrelere dokunduğu zaman bölünmeyi hemen kısıtlıyor. Neden? Oradaki alan doldu anlamına geliyor bu. Sen daha fazla bölünmeye devam edersin, orada bir kitle oluşur. Tümör deriz biz de buna. Dolayısıyla bunu engellemek için glikoproteinler komşu hücrelere değdiği an kontrolsüz hücre bölünmelerini de engellemiş olacaklar diyelim. Glikoproteinlerin reseptör görevleri var arkadaşlar. Hormon gibi yapıların tanınmasında görev alacaktır. Reseptörler amaçlı zaten hatırlıyorsak. Bunu zaten söyledim, geçiyorum. Kontrolsüz bölünmeyi de engellediğini söyledim, geçtim. Yine glikoproteinler hücre zarında arkadaşlar kan gruplarımızın oluşmasında görev alan protein gruplarıdır. Antijen deriz biz bunları, hatırlıyorsanız kan grupları kısmında biz daha anlatmadık ama geçmiş bilgilerden belki hatırlıyorsunuzdur. A antijeni varsa hücre üzerinizde A kan grubundasınızdır. B antijeni varsa B, ikisi beraber varsa AB kan grubundasınız. Hiç antijen yoksa sıfır kan grubundasınız gibi. İşte o kan gruplarının oluşumunu sağlayan antijenler glikoprotein yapılıdır diyelim. Başka seçici geçirgen özelliğini oluşturacaklar hücrenin. Hücre kimin giriş çıkış yapacağını bunlar belirliyor arkadaşlar. O yüzden seçici geçirgen özelliğini bunlar sağlayacaklardır diyebiliriz. Evet, glikoproteinler, glikolipidlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldim, hücre zarını bitirdim. Hücre zarının etrafında benim bazı canlılarda bulunan özel bir yapım var. Hücre çeperi ya da hücre duvarı dediğimiz yapı. Her hücrede yok bunlar. Hangi hücrelerde var? Şimdi arkadaşlar, bitki, alg, bakteri, arke ve mantar gruplarında gördüğümüz bir yapıdır bu. Şu benim hücre zarımda, bu çekirdeğimde hücre zarımın etrafında bulunan bir koruyucu yapıdır bu. Hücre duvarı ya da çeperi. Koruyucu bir tabakadır diyebilirsiniz. Fakat bu hücre duvarı cansızdır arkadaşlar. Dayanıklılık verecektir canlıya ve tam geçirgendir. Üzerinde geçitler vardır büyük moleküllerin geçişine de izin verecektir. Hücre zarı gibi seçici geçirgen özelliğe sahip değildir diyoruz. Hücre duvarında ilgili bilmen gereken hangi canlılarda olduğunu çok iyi bilmen gerekiyor. Çok soru geliyor bunlarla ilgili ve hangi canlılarda nasıl bir hücre duvarı yapısı var? Her canlı grubunda, yani hücre duvarı bulunduran canlı gruplarında diyelim. Bunlar da arkadaşlar bulunan kimyasal madde birbirinden farklı olabiliyor. Mesela bitki ve alglerde hücre duvarının yapısı selülozdan meydana geliyor. Seliloz. Bunu yine organik bileşiklerde konuşmuştuk. Bakterilere baktığımızda ise arkadaşlar bunların hücre duvarlarının yapısı peptidoglikandan oluşur. Peptit, bak peptido demişiz de peptit, protein, glikan mesela arkadaşlar. Bu da karbonhidrat içeriğidir. Yani protein ve karbonhidratların bir araya gelmesi oluşan bir yapıdır bu. Arkelerde arkadaşlar pseudo peptido glikan, en uzunu bu zaten.
Pseudo demek Latince'de arkadaşlar yalancı demek. Yalancı peptidoglikan yapıdadır arkelerinki. Bakterilerden farklıdır yapısı. Protein içeriği ile ilgili. Mantarlara baktığımızda ise bunların hücre duvarının yapısı da kitinden meydana gelecektir diyeceğiz. Bunlar çok önemli, bunları bileceksiniz. Bitki algilerde selülozmuş, mantarlarda kitinmiş, bakterilerde peptidoglikanmış, pseudopeptidoglikan da arkelerdeymiş diyeceğiz. Prokaryotlar benim bakteri ve arkelerimdi. Prokaryotlarda o zaman hücre duvarı kesin var arkadaşlar. Ökaryotlarda ise olabilir diyeceğiz. Mesela hayvan hücrelerinde yok. Evet, hücre zarı ile ilgili bir sorum var, örneğim var. Hücre zarı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi, madde alışverişinde görev alma en önemli özelliğidir hücre zarının. Dolayısıyla bu vardır. Tüm hücrelerde bulunma, hücre zarı ortaktı arkadaşlar, bütün hücrelerde vardı. Karbonhidrat yağ proteinden oluşma, evet en fazla protein sonra en az miktarda da karbonhidrat var demiştik. Por dediğimiz protein geçitler yine hücre zarında bulunuyordu arkadaşlar, bütün hücrelerde var. Tüm canlılarda kolesterol içerme, sadece hayvan hücrelerinde kolesterol bulunur hücre zarında, diğer canlılarda yoktur, o yüzden cevap Edirne'dir. Bakın, bakteriydi, arkeydi, mantardı, işte bitkiydi. Bunlar da hücre zarının etrafını koruyan bir tane hücre duvarı var. Dayanıklılığı o sağlıyor. Hayvanlarda ise hücre duvarı olmadığı için o esnekliği, dayanıklılığı sağlayan özel yapılar gelişmiştir demiştik. Steroid yapılar. Bunlar da kolesterol ismini almıştı. Yine bir örneğim var. Bu sefer hücre duvarı ile ilgili. Hücre duvarı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Hadi bakalım şimdi. Bitkide selüloz yapılıdır. Doğru. Bitkide selüloz. Mantarda kitin. Bakteride peptidoglikan. Arkede pseudopeptidoglikandı. Cansızdır demiş. Evet, hücre duvarı cansızdı gençler. Tüm prokaryotlarda bulunur demiş. Evet, bakteri ve arkeler prokaryotlardı ve bunların iki aleminde de mutlaka bulunuyordu. Seçici geçirgendir diyor. Hayır, bu hücre zarının özelliği arkadaşlar. Hücre duvarı tam geçirgendir diyorduk. Cevabımız 1, 2, 3 yani deniz şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, hücre zarı, hücre duvarı vesaire kısımlarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonra hücre zarından madde geçişleri kısmına geçeceğiz. Bu videomuzun sonuna geldik. İkinci, daha doğrusu hücre zarından madde geçişleri videomuzu da mutlaka dikkatle izleyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.